Evet arkadaşlar, bu cümleyi biraz açalım bakalım. Şimdi kim söyleyecek bana? Özne burada nerede? Neyse, sen söyleyebilir misin? Arkadaşlar, size soruyorum. Burada mısınız? Ozan? Ece? Aziz? Hiç mi bir şey öğrenmediniz bunca sene? Hocam, fiil emir kipi olduğu için bu cümlede özne yok. Bravo, çok doğru. Sustum! Bravo Ayşe, çok doğru. Dönme eylemi şu an yapılmamakta olsa da her ne kadar emir yerine getirildikten sonra onlar öznesi tarafından yapılacak. Yani eylemi gerçekleştiren yine özne oluyor. Şimdi ben de size soruyorum. Daha doğrusu şu emri veren arkadaşa ya da arkadaşlara sesleniyorum. Sefillerden kastınız ne? Hangi sosyoekonomik grubu sefiller olarak tanımlayabiliyorsunuz? Daha doğrusu ne cüretle? Madem o kadar iktidar sahibisiniz, buyurun çıkın ortaya, gösterin iktidarınızı. Görelim. Emir yerine getirildikten sonra o bahsettiğiniz sefiller sizin deyiminizle, siz öyle söylüyorsunuz ya, çöplüklerine geri dönecekler mi? Çöplük neresi oluyor ayrıca? Sustunuz değil mi? Ben tahminimi söyleyeyim o zaman. O yaşadığınız lüks malikanelerin, yalıların, villaların olmadığı yerleri çöplük olarak mı görüyorsunuz? Anlaşıldı. Korkak krallar yine tahtlarından atıp tutmaya devam edecek. O zaman o kralları tahtından indirelim de biraz halka karışsınlar. Üf, yine mi ya? Bu sefer bizi ne bekliyor acaba? Yine Nazcığım, evet yine. Herhalde amuda kalkıp ütü yapacağız değil mi? Arkadaşlar son kez soruyorum. Bu fiilde eylem kimin tarafından gerçekleştirilmiştir? İyi, benden günah gitti. Siz kendiniz istediniz. Yarın cezanız belli olacak. Benimle ilgili bir şey yoksa ben sıkabilir miyim? Ha tabii, sen seni sınıfa niye getirdiğimi merak ediyorsundur. Hayır etmiyorum. Muhtemelen kim yaptı bunu deyince arkadaşlarım bana bakıp bakmayacağını test etmek için beni buraya getirdiniz. Hayır, hiç öyle olmadı. Ne o zaman? Dürüstlüğün. Bak sen de susuyorsun, öyle demek ki haklıyım. Bunu ben yapmadım. Çıkabilir miyim? Hayır, çıkamazsın. Madem sen yapmadın, bu sıranın üzerinde yazan cümleye ideolojik olarak karşısın o zaman, değil mi? Benim bir ideolojim yok. Çok güzel, o zaman sırayı tamir ederken de hiçbir rahatsızlık duymayacaksın. Hocam, şimdi çıkabilir miyim? Önce arkadaşından özür dileyeceksin. Anlamadım. Ekim'den bütün arkadaşların adına özür dileyeceksin diyorum oğlum. Bunda anlamayacak bir şey yok. Ondan sonra çıkar gidersin. Özür dilerim.
Kanat ne oluyor? Ne bu sıra mevzusu? Okulda herkes aynı şeyi konuşuyor. Ne oldu Ekim'le? Ne olması gerekiyorsa o oldu. Kanat kızın gözünü bağlamışlar. Sıkıntı yok. Ekim'in bilmediği bir şey değil bu. Ya sen daha bir gün önce bu kıza aşık değil miydin? Sen bir gün önce dünyanın en mutlu adamı değil miydin? Ne oldu yani, bir anda ne değişti de sen bu kıza düşman oldun? Arkadaşına sor. Sana soruyorum Kanat. Sen cevap vereceksin bana. Kızın kafasına sıra atmak ne demek Kanat? Bu mahallede fazla yaşamaya başladın sen. Belli ki seni de kendilerinden biri yapmışlar. Ben her koşulda her yerde kendimim zaten Kanat. Bunu da en iyi sen biliyorsun. Artık bilmiyorum. Evsiz, köksüz kalınca bir şeyler değişmiş olabilir. Bizden çok onlara benziyorsun da. Biz ve onlar. Öyle mi? Bela altı da vurmaya başladın artık. Ama onlara benzettiysen de sorun yok Kanat. Keşke biraz siz de deneseniz. Sağ ol. Kalsın. Kanat sana ne oldu ya? Ne oldu sana? Sen yine karanlığa gömülüyorsun, farkında mısın? Evet. Hem de hiç olmadığı kadar. Ekim bana kim olduğumu hatırlattı. Keşke hiç unutmasaydım. Okul zıvanadan çıktı. Şu hale bak. Sandalyeler pencerelerden uçmaya başladı ama müdür olarak bir yetki bırakmadığınız için müdahale edemiyorum. Şimdi de bir hayalet alıcı uydurup beni saf dışı bırakmaya çalışıyorsunuz Süleyman Bey. Keşke her şey söylediğin gibi olsaydı. O zaman seni saf dışı bırakmak için daha kolay yollar bulurdum. Ama böyle bir derdim yok. Söylediklerimin hepsi doğru. Fazla vaktimiz kalmadı. Anlattıklarınızın inanılacak bir tarafı yok Süleyman Bey. Madem okulu vermiyorsunuz, o zaman paramı geri verin. Ne o Fikret? Yine tehdit maratonundan mı başladın? Evet. Karşılığını vermediğinize göre paramı geri verin. Hesapta olmayan işler çıktığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Dilekçe, bakanlığın emri, müfettişin gelmesi. Bunların hiçbirisi hayal ürünü değildi. Süleyman Bey. Bugüne kadar beni çeşitli bahanelerle oyaladınız. Ama artık vakit doldu. Ya paramı geri verirsiniz? Ya da bütün bu olanları gazetelerden okursunuz. Okuyalım Fikret, okuyalım. Hatta aynı hücreden, yan yana aynı gazeteden okuruz. Ne dersin? Hadi ver polise. Bu işten kendi paçanı sıyırabileceğini mi sanıyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi zorla bana sen yaptırdın. Hatta kafama silah dayadın derim. Sonra da ön kapıdan elimi kolumu sallayarak çıkarım. Sen beni ne zannediyorsun ha? Seni benim getirdiğim yerden bana racon mu kesiyorsun? Sen bırak çıkmayı. O kapının yolunu bulamazsın. Ben izin vermezsem. Artık bu boş tehditlerine karnı tok. Ya paramı verirsin ya da o video ortaya çıkar. İşte o zaman sen de Melisa'dan gidersiniz. Video mu? Bak al. Bahar Hanım. Bir sıkıntı mı var? Yok Fikret Bey. Oda kapısı mı dinlemeye başladınız? Hayır canım, olur mu böyle şey? Merhabalar Süleyman Bey. Çok iyi oldu aslında sizi gördüm. Ben de size bir şey danışmak istiyordum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Emre Saygın, çok önemli bir psikolog alanında. Müsaadeniz olursa okulumuzda bir seminer düzenleyelim istiyoruz da izninizi alacaktım. Fikret Bey için uygunsa benim için sorun yok. Teşekkürler. Fikret Bey, o halde ben diğer prosedürler için zaten sizinle iletişimde olurum. İyi günler. Bugün avukatım gelecek. Devir işlemleri için ona yardımcı ol. Paranı alacaksın.
Ama beni bir daha tehdit edersen bu kadar cömert davranmam bilmiş olur.